Evet bugün yine gündemle alakalı bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Ülkemde iyi veya kötü ne olursa olsun bir şekilde ortalık karışıyor. Misal şu anda futbolda Türkiye milli takımımız Avrupa şampiyonasında mücadele ediyor fakat orada yaşanan bir olay bile bütün ülkeyi karıştırmayı başardı. Futbol takip edenler zaten ne demek istediğimi biliyorlar fakat şunu çok iyi biliyorum ki aranızda futbolu çok fazla takip etmeyen insanlar da var. Onların gündemde bulunan konuyu anlayabilmeleri açısından bugün en baştan anlatacak ve konuyu sizlerle beraber değerlendirmeye çalışacağım. Milli takımda gerçek bekleşen ve adeta 7'den 70'e herkesin tepki gösterdiği bir küçük Arda Güler mevzusu. Bugün konumuz bu olacak arkadaşlar. Fakat öncesinde ufak bir duyurum olacak. Videolarımı izleyen insanlar arasında hala çok büyük bir kesim abone değiller. Bu yüzden şimdi videoya 2 saniye ara verip unutmadan, üşenmeden bir abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızla. Arda Güler konusunu daha doğrusu milli takımda gerçekleşen bu bölünmeyi anlayabilmeniz için aslında Avrupa Şampiyonası'nın öncesine gitmemiz gerekiyor. Avrupa Şampiyonası'nın öncesinde Türk futbolunu şöyle bir masaya yatırdığınızda göze batan birkaç tane başlık var. Bunlardan bir tanesi hiç şüphesiz Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleşen skandallar. Futbol takip edenler bileceklerdir ki bilhassa Süper Lig seviyesinde mücadele eden takımların neredeyse tamamı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasını istiyordu. Lakin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ısrarla istifa et diği için takımlar bir imza organizasyonu düzenlediler. Bunun akabinde ne oldu derseniz hiçbir şey olmadı. Mehmet Büyükekşi Avrupa Futbol Şampiyonası esnasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak kalmak istediğini resmen duyurdu. Bakın işin federasyon kısmı bu şekildeydi ki skandallar bunlarla sınırlı değildi. Bu sezon Türk futbolunda hakem dövmeler, hakem tehdit etmeler, federasyonu tehdit etmeler, federasyonun kulüpleri tehdit etmesi. Şimdi belki de çok takip etmeyenler şunu diyebilirler. Hadi canım o kadar da değil abartma. Yok yok bildiğiniz bu yaşandı. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi ülkemizin yüzeyde takımlarından Beşiktaş'ın başkanına parmak salladı. Ya federasyon kısmında Türkiye'de iklim bu şekildeydi. Hemen devamında Türkiye milli takımı için kunstan boşalan koltuğa bir teknik direktör aranıyordu. Orada da inanılmaz derecede her zaman olduğu gibi lobi faaliyetleri sürdürüldü. Kimileri Fatih Terim dediler, kimileri Sergen Yalçın dediler, kimileri bambaşka isimler ortaya attılar fakat nihayetinde Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye milli takımının teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Montella'yı getirdi. Ama bir dakika Montella Türkiye milli takımının teknik direktörlük koltuğuna niye getirilmiş? işte. İşte bu kısım o dönemlerde çok fazla sorgulanmadı. Montella'nın milli takımın teknik direktörü olmak için ne başarısı vardı? Hadi kariyerini bir kenara bırakalım. Kariyer diyelim ki çok takip edilmedi Türkiye'de. Türkiye'de ne başarısı vardı? Bir sene öncesinde Adana Demirspor'la iyi bir sezon geçirmişti evet. Fakat ülkemizde zaten her sene bir Anadolu takımı mutlaka sürpriz yapıyordu. Bu sürpriz yapan Anadolu takımlarının kaç tanesinin teknik direktörü milli takıma hoca olmuştu bugüne kadar. Üstelik bir de Montella gibi tek sezonluk bir hocadan bahsediyorum. İşte olayın bu kısmı o dönemlerde çok fazla sorgulanmadı. Ufak tefek bir birkaç tane haber çıktı. İşte Murat Sancak referans oldu. Murat Sancak istediği için hoca yapıldı. Öyle böyle ne kadar doğrudur ne kadar doğru değildir bilmiyorum. Fakat benim Montella ile alakalı görüşüm en başından beri çok sabit. Montella Türk futboluna bugüne kadar gelmiş teknik direktörler arasında PR desteği ve menajer desteği en yüksek olan hocalardan bir tanesidir. Bunu Fenerbahçe ile adının geçtiği süreçte de söyledim. Milli takımla adının geçtiği süreçte de söyledim. Milli takıma hoca olduktan sonra da söyledim. Bugün de söylüyorum. Adamın inanılmaz derecede bir PR desteği ve menajer desteği var. Hadi milli takımı bir kenara bırakalım. Montella'nın adı Fenerbahçe ile falan da geçmişti. Ve daha da kilit bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe ile adının geçtiği dönemde kendisinin adından çok bir de menajerinin adı geçmişti. İşte Montella gelirse bu menajer transferleri yapacak Fenerbahçe'de. Bu menajerin oyuncu havuzundan oyuncular alınacak. Bu menajer öyle menajer şöyle menajer. Ben ömrü hayatımda ilk defa bir teknik direktör gelmeden önce o teknik direktör gelirse hangi menajerin havuzundan faydalanılacağına, hangi menajerle beraber iş tutulacağına dair haberler çıktığını görmüştüm. Finalde de dediğim gibi bunları falan göz önünde bulundurursak Montella konusundaki fikirlerim uzun zamandır sabitti arkadaşlar. Buraları biraz hızlandıracağım. Sonrasında Montella milli takımın teknik direktörü oldu ve Montella teknik direktörü olduktan sonra milli takım aslında iyi başladı. Hatta insanlar o dönemde Montella'ya baya baya böyle hayran falan kaldılar. Ama klasik Türkiye iklimi tabii ki. Bu süreç kısa sürdü. İşte Hırvatistan'a yenildik öyle oldu böyle oldu derken bir tane hazırlık maçında hatta 6 yedik orada baya tepki çekti Montella. Falandı filandı derken Avrupa şampiyonasına direkt olarak katılmanın biletini aldık. Fakat tabii ki burada Kuntz'un da emeği vardı. Her ne kadar finale erdiren hoca konsol olsa da Kunsta da maçlara çıkmıştı Türkiye Milli Takımı. Belki de yıllar sonra ilk defa bu kadar rahat bir şekilde katıldığımız Avrupa Şampiyonası'nın heyecanı bir ay öncesinden herkesi sardı. Derken ilk maç olan Gürcistan maçı da kapıya dayandı. Şimdi Gürcistan maçından önce insanların zaten sıklıkla sorduğu bir soru vardı. Arda Güler oynayacak mı? Kenan Yıldız oynayacak mı? Hatta Montella'nın Gürcistan maçından önce Arda Güler'le alakalı böyle birkaç tane de sıkıntılı açıklaması olmuştu. Aranızda hatırlayanlar illaki vardır o açıklamalarda. Hatta İrfancan Kahveci hakkında da açıklamaları bulunmaktaydı. O açıklamalar bir aile tepki çekmişti. Fakat neticesinde Gürcistan maçı geldi. Çattı Arda Güler 11'deydi. Ve grubun ilk maçında Gürcistan'la karşılaşan A milli takımımız sağdan 3 birlik galibiyetle ayrıldı. Türk futbolunda galibiyetler her zaman çok tehlikelidir. Çünkü Türk futbolunda alınan galibiyetler aslında hataların görülmesini %99 ölçüde engeller. Türkiye milli takımı Gürcistan'ı yenmiş diyenmesine ama aslında bana kalırsa iyi bir futbol ortaya koymamıştı. En belirgin sıkıntılardan birkaç tanesini sayayım. Gürcistan maçında Türk milli takımının orta sahası yoktu. Bakın kötüydü demiyorum. Yoktu. Adamlar iki pas yaparak kalemize kadar gelebiliyorlardı. Bunu herkes görebiliyordu ve bu ciddi bir sıkıntıydı. Niye sıkıntıydı? Çünkü yarın daha iyi bir rakipli oynadığın zaman bunu asla affetmezlerdi. Devamında Türkiye ileride Gürcistan maçında top tutamamıştı. Top tutamaması da aslında çok normaldi. Çünkü ileride bir forvet oyuncusu yoktu. Kanatta ve bekte çok başarılı oynayan Barış Alper Yılmaz forvet hapsedilmiş. İdareten kullanıldığında fayda sağlayabilecek olsa bile komple bir forvet oyuncusu olmadığı için genel anlamda mutlu edememişti. Edemezdi de bu arada bu Barış. Alper'in suçu falan değildi. Bir futbolcunun idareten bir mevkide oynamasıyla bir futbolcunun komplo o mevkide oynaması elbette farklı şeylerdi. Fakat bizim yüce teknik direktörümüz Montella, yine aynı şekilde yüce yöneticilerimiz Hamit Altın Altıntop, hatta başkanı Mehmet Büyükekşi Canuzunu vesaire milli takımı almadıkları için forvette oynatabilecekleri adam yoktu. Ha düzeltme yapayım vardı da aldıklarını da neden bilinmez oynatmıyorlardı. Ona zaten birazdan geleceğiz. Genel bir yorum yapmak gerekirse de a, milli takımımız kaliteli ayakları sayesinde ekstra performanslar Bulgarlarla Gürcistan maçını 3-1 kazanmışlardı. Arda Güler'in ekstra olarak uzaktan attığı o füze olmasa bence milli takımın o maçı kazanma ihtimali ciddi anlamda yoktu. Ki bakın rakip Gürcistan'da bu da çok önemli bir detay. Bana kalırsa turnuvanın en kötü takımlarından bir tanesi. Neyse sonuç olarak maç bitti. İnsanlar mutluydu. Avrupa şampiyonasına kazanarak başlamıştık. Ve bu kritik bir şeydi. Çünkü milli takım eğer Avrupa şampiyonasına kaybederek başlasaydı hiçbir şekilde toparlayamazdı. Bunun geçmişte örneklerini görmüştük. Portekiz maçı yaklaşırken ufak tefek sızıntılar başladı. Arda Güler oturacak, Kenan oynamayacak, Kerem'le Yunus Akgün oynayacak öyle böyle. Şimdi bunları görüyorduk fakat bunlara mantık veremiyorduk. Bunların Montella'yı yıpratmak adına yapılan haberler olduğunu düşünüyorduk. Niye? Çünkü Yunus Akgün kendi takımında oynayamamıştı bu sezon. Yine aynı şekilde kalede mesela Altay Bayındır'ın olacağı söyleniyordu. Ya Altay Bayındır Manchester da bir maça dahi çıkmamıştı. Kupada Altay Bayındır oynamasın diye adamlar özel uçakla ona anayı getirtmişlerdi. Mert Günoğ'un bir sakatlığı varsa Uğurcan Çakır oynardı. Ha bakın Uğurcan Çakır'ın da bu arada milli takım performansını öyle övmüyorum biliyorum ki milli takım performansı Trabzonspor kariyerinin yanında gerçekten zayıf Uğurcan'ın. Ama Mert Günoğlu sakatlandığı pozisyonda 6 ay değil Uğurcan oynamalıdır. Gerçi konuşurken de laf lafı açıyor. Süper Lig'de ikisinden de daha formda olan ne Anadolu takımı kalecileri var hiçbirini almıyorlar. Bu da ayrı bir mevzu. Bu tartışmalarla geçen günlerin ardından maç günü geldi çattı. Kadroya bir baktık şok içerisindeyiz. Sağ tarafta Yunus, sol tarafta Kerem, Kale'de Altay. Merih zaten oynatılmıyor. Sağ bekte Zeki Çelik. Orta sahada bana kalırsa ilk maçta bile zilleri çaldıran Kaan Ayhan, Orkun Kilisi Ve Forvet'te de, de Barış Alper. Sakatlıkmış, yorgunmuş falan filan onlara çok inanmadığım için bir çırpıda bütün isimleri sayacağım. Arda Yedek, Kenan Yedek, Mert Müldür Yedek. Bakın bu gerçekten akıl almaz bir şeydi. Yine de futbolun içinde kalmaya çalıştık ve dedik ki Portekiz'in stoper hattında Pepe var. Pepe artık kırkını devirmiş bir hamle oyuncusu. Acaba dedik Kerem Yunus falan oynatarak böyle defansı yıpratıp arkaya mı sarkmaya çalışacak Montella? Ama orada da mantığa aykırı bir şey vardı. Forvet yoktu takımda. Yani Yunus, Barış, Kenan falan ne kadar yıpratırlarsa yıpratsınlar çizgiye yenip içeri bakabilecekleri bir oyuncu yoktu. Örnek veriyorum içeride bir Icardi'niz vardır, Serdar Dursun'unuz vardır, Cenk Tosun'unuz vardır, biriniz vardır ya hiç fark etmez. Rakip oyuncuyu eler çizgiye inersiniz, ortaya açarsınız, gol olursa olur, olmazsa olmaz. Ama milli takımda böyle bir durum da yoktu. Barış Alper forvet hapsedilmişti. Yunus Akgün sağdan bir iki kere geçti ama içeri baktığında insan yoktu. Yine aynı şekilde bu arada Barış Alper de sonrasında sağ çizgiye geçti. Birkaç kere de başarılı oldu bu arada katetti çizgiye doğru fakat içeri baktığında hiç kimseyi göremedi. Montella'nın Adana Demirspor'da denediği Kısmen de başarılı olduğu forvetsiz oynama işi milli takımda alenen tutmuyordu fakat bunu anlayamadı. Neden? Çünkü inatçı bir hoca, çünkü yetersiz bir hoca, çünkü tecrübesiz bir hoca. Maç hızlı hızlı 3-0 oldu. Ondan sonra Arda Güler sahaya girdi. Kenan Yıldız sahaya girdi. Neden? Maçı mı çevirecekler? Yok, bir tane gol atmamız lazımmış. Gerçekten saçma sapan işler. Sonra maç bitti. İnsanlar haliyle tepki gösterdiler. Dediler ki Arda Güler bu maçlar neden oynamadı? Bu arada bunu tek söyleyen Türkler de değildi. Ya Portekizli taraftarlar bile maç öncesi yapılan röportajlarda Arda Güler'in neden oynamadığı adını merak ediyorlar ve bu konuya şaşırıyorlardı. Rakibin teknik direktörü bile bu konuyla alakalı açıklama yaptı. Haliyle konu kaşındı da kaşındı. Sonra ne oldu? Ertesi gün sosyal medyaya bir video düştü. İlgili video milli takımın idmanındandı. Montella ile Arda Güler arasında yaşanan bir sahne bütün insanların tepki göstermesini sağladı. Arda Güler tam takımla beraber çalışmalara başlayacakken Montella olay yerine geliyor. Arda Güler'in elindeki yeleği alıp başkasına veriyordu. Ne olduğunu anlayamayan Arda Güler de etrafa anlamsız gözlerle bakıyor ve oradan uzaklaşıyordu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Arda Güler'in bir sakatlığı varmış da e ee, takımdan ayrı çalışacakmış. Bu normal bir görüntüymüş. Sadece insanlar bu görüntüyü yanlış yorumlamışlar. Falanmış da filanmış da. Büyük Ekşi Amit Altın Top tayfası. Geçin abi o işleri siz. insanlar sizin kadar düşük IQ'lu değiller. Böyle saçma sapan şeylerle de insanları kandıramazsınız. Montella ile Arda Güler arasında bir problem var falan filan demiyorum. Sadece çok net olan bir şey var. O sahnede bir iletişim problemi yaşanmış ve bu iletişimsizlikten de Arda Güler rahatsız olmuş. Haklı mı? Dibine kadar haklı. İnsanlar tepki göstermekte aklı mı? Dibine kadar haklılar. Ya senin ülkende 40 yılın başı bir tane çocuk çıkmış. Bu çocuk futbol anlamında aşırı derece yetenekli, inanılmaz derecede efendi, mütevazi, kimseye zararı olmayan, hem altyapısından çıktığı, parladığı Fenerbahçeliler tarafından çok seviliyor, hem Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaraylılar tarafından çok seviliyor, hem Beşiktaşlılar tarafından çok seviliyor. Bu çocuk tüm Türkiye tarafından çok seviliyor. Aynı zamanda bu çocuk şu anda Real Madrid'in futbolcusu. Sen bu çocuğu nasıl bu kadar malzeme edersin? Sen bilmiyor musun bu çocuk biraz olsun malzeme olursa senin hocanı da seni değer, federasyonunun başkanını yer Arda Güler'in şu anda Türkiye milli takımında yiyemeyeceği herhangi bir tane karakter mi olduğunu düşünüyorsunuz gerçekten? Bu kadar mı IQ'dan yoksunsunuz? Bir taraftan Avrupa şampiyonasında başarı istiyoruz derken diğer taraftan Arda Güler'i bu kadar çok malzeme ederseniz, daha doğrusu Arda Güler'le alakalı mevzuyu bu kadar çok uzatırsanız, bu sürecin milli takıma ve milli takımdan ziyade size zarar vereceğinin farkında değil misiniz? Bu arada istediğiniz kadar zarar görün emin olun umurumda değil ama şunu peşinen söylüyorum, bu turnuva Türkiye için bitmiş bu saatten sonra bu turnuvada Türkiye başarı elde ederse emin olun tesadüfi olacaktır. Çünkü neden milli takım kopmuş? Cenk Tosun'un açıklamalarına bir bakın isterseniz. Alenen teknik direktörü hedef gösteriyor. Haklı mı? Bence haklı bu arada. Madem adamı milli takıma aldın bu kadar forvetsizken oynatmayacak mısın Cenk Tosun'u? Oynatmayacaksan niye aldın? Oynatmayacaksan seni 2024'te parlatacağız, seni 2024'te oynatacağız diye kandırdığın Can Uzun'u niye milli takıma almadın? Binbir baskıyla Beşiktaş'a salladığın parmak hareketini unutturmak için milli takıma aldığın Semih Kılınçsoy'u oynatmayacaksın oynatmayacaksan milli takıma neden aldın? Saçma sapan işler yaşanıyor Türk milli takımında. Arda Turan milli takıma destek mesajı yolluyor. Kenan Doğulu Montella'ya yolluyor. Mustafa Sandal Montella'ya geçiriyor. Neler neler yaşanıyor ülkede. Boş boş işler. Bu federasyon varken, federasyondaki bu adamlar varken biz milli takımın etrafında toparlanamayız arkadaşlar. Toparlanamıyoruz da bu arada. 2002 Dünya Kupası'ndan sonra nadiren birkaç kez toparlandık ama büyük bir çoğunlukla Türkiye halkı şu anda milli takıma karşı bir aidiyet hissetmiyor. Çünkü milli takımdaki kutuplaşmalar bir türlü bitmiyor. Fenerbahçeliler lobisi, Galatasaraylılar lobisi, Altaycılar, Keremciler, Oncular, Buncular bitmiyor abi bitmiyor. Milli takım ortak gaye falan değil. Milli takım bir vitrin olmuş. Birileri milli takım üzerinden ego tatmin ediyor. Bir de bu Hamit Altın top tarzında ne yüdüğü belirsiz. Bana kalırsa vasıfsızın önde gideni olan insanlar milli takımda yetkili olunca iticilik seviyesi artıyor ve milli takımı kimse benimsemiyor. Ülke futbolunun Hamit Altın topa ihtiyacı varmış. Kim abi Hamit Altın topya? ya? Hamit Altın topun dünya futbolundaki yeri nedir? Hamit Altın top Türk futbolu için ne yapmış? bugüne kadar. Birilere emretmiştir, birilere emrettiği için o göreve gelmiştir. Kendisinde iddia ediyorum Türk futbolunda seven bir tane insan yoktur Mehmet Büyükekşi hariç. Bir o sever. Çünkü ikisi de aynı yerden geldiler. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra hayırlısı olsun. Umarım ben yanılırım ve milli takımımız buradan bir şekilde döner. insanları tekrardan kendi etrafında toparlar ve turnuvada çok çok ileri yerlere gider. Ha, bunun ihtimali bana kalırsa dediğim gibi çok ama çok düşüktür. Bir tane küçük Arda Güler'e sahip çıkamadık ve bir tane küçük Arda Güler'i resmen masalara meze ettik. Yazıklar olsun. Bakın gerçekten yazıklar olsun. Yani şu Arda Güler'le övüneceğimize, şu Arda Güler'e sahip çıkacağımıza, pamuklara saracağımıza Arda Güler'i şu konulara meze ettik ya hakikaten yatacak yeri yok bazılarının. Bir an evvel Hamit Altıntop, Mehmet Büyükekşi ve bu kafadaki insanlardan kurtulmak dileğiyle. Bunlardan kurtulduğumuz gün emin olun Türk futbolu çok büyük oranda temizlenmiş olacak. Attığım tweette de söylemiştim. Piramit'in en üstüne takılın arkadaşlar. Piramit'in en altındaki Montella ile uğraşıp durmayın. Montella bugün var, yarın zaten olmayacak ki bana kalırsa turnuva sonrası devam etme şansı bile yok. O yüzden olabilir. Olabildiğince piramidin üstlerine çıkın. Olabildiğince. Orada sizi Mehmet Büyük Ekişler, Hamit Altın Toplar karşılayacak. İşte gitmesi gereken artık onlar ve bunun farkına varmamız gerekiyor. Bu konu özelinde söyleyebileceklerim bu kadardı arkadaşlar. Siz de aşağıdaki yorumlar kısmından lütfen düşüncelerinizi benimle paylaşın. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.